Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu yeni bir hastalık olan evali olacak. Uzatmadan videoya geçiyorum. Elektronik sigara tüketen kişilerde ortaya çıkan yeni bir hastalık tanımlandı. Hastalığın ismi elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı evali olarak isimlendirildi. Profesör Dr. Shule Akçay, evali hastalığının 17 yaşında Amerikalı bir öğrencide tespit edildiğini bildirdi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Shule Akçay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigara nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Sigaranın tüm kanserlerin %30'undan sorumlu olduğuna işaret eden Akçay, tütün kullanan her iki kişiden birinin sağlığını zaman içinde kaybettiğini vurguladı. Akçay, ülkemizde tütün kullanımı nedeniyle günde 250 kişi ölüyor diye konuştu. Sigaranın sebep olduğu hastalıklar, kanserler, zatürre, astım, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarıdır. Elektronik sigaraların ise, normal sigaranın sebep olduğu hastalıkların yanı sıra aniden ortaya çıkan akut hasarlara neden olduğunu anlatan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü. Isıtılmış tütün ürünleri olduğundan, bataryanın patlaması halinde el, ağız ve yüzde yanıklara, sıvının içindeki yağlı bileşenler de akciğer hasarına neden oluyor. Yeni çıkan bu hastalığın, sadece elektronik sigara tüketenlerde olduğu ve 17 yaşında bir Amerikalı öğrenci tarafından yakalanılması sonucu hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Kişinin yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda her iki akciğerinde yaygın zatürre saptanmasını araştıran hastane çalışanları öykü derinleştirildiğinde yakın zamanda elektronik sigara tükettiğini öğrendi. Birçok hastalık elendiğinde elektronik sigarayla gelişen bir hastalık olduğu anlaşılıyor ve evali ismiyle bir hastalık olarak tanımlanıyor. Vücudumuza iyi gelmeyen ve doğal olmayan her şey zararlıdır arkadaşlar. Bu hem elektronik sigara hem de normal sigara için geçerli. Umarım kullanan arkadaşlarımız en kısa sürede bu kötü alışkanlıktan kurtulabilirler. Video bu kadardı arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.